silahımızı aramaya derken sen benle geliyorsun. Evet, çocuk odası. Hiç de sevmediğim bir yer. Sen şurada kal. IMF de kalsın. Fotoğraf makinesi de kalsın. Şuradan hızlı bir şekilde bir fener, termometre ve telsiz alalım. Kapıyı rahat bırak dostum. Bak, ayıcı yere atmış. Biraz sakin olmayı. Güzel. Çabuk 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 çabuk. Bu da güzel. Şimdi şunun bir resmini çekelim. Bardağı at yere. Acayip. Neyi attın yere? Neyse, geleceğim birazdan bakmaya da. Sen şurada kal. Sen de şurada kal. Bir seriden sen de gel. Işıkları neyse, sonra giderim yakmaya. Evet, burada mısın? Buradasın, onu anladık. Sakın yanlış bir hareket yapma. Işıkları açıp hemen geliyorum. Bekle orada. Tüm kapılara dokunuyor yalnız. Bütün hepsini. Şimdi kemikle ilgili şuraya bir hızlıdan bakayım. Saldıracak. Yalnız ben de eve girer girmez. Saldıracak, kaç kaç der gibi. Tamam, kemiğe sonra bakarız. Bu arkadaşı yine bir şey attı orada yere. Evet, bunu oynatmışsın. Güzel. Kapının önünde kalsın. Cama mı dokundun? Hayır. Dokunmamış. Dostum. Ya bir dakika şeye bakmaya gelmiyor. Ben de nasıl? Al, içeride kalsın sen de. Bana lazım değil. Evet. Are you here? Bak, böyle şeyler söyleme. How old are you? Bu kadar benim için yeterli. Şu kapıyı da bir rahat bırak artık. Şimdi fotoğraflar tamam. Genel bakış, tütsü, haç ilavlanmasını engelleyeceğiz. Onları hemen bir şey yapalım. Parmak izimiz var. Ruh telsizi var. Bir şey söyleyeyim mi? Poltergeist bu ya. Ama yine sonuna kadar gidelim. Şimdi geldik içeriye, artık fotoğraf falan çekelim, eğlenelim, ölelim falan. Ne aldım ben yanıma, bak bunları da almışım yanıma. Neyse, sorun değil. Bak, giriyorum, kapıyı kapatma sakın. Buralara dokundun, kapıya dokundun, cama, her yere dokunmuşsun. Şunu şöyle atalım. Poltergeist olma ihtimali üzerinde duruyorum ama tamam, dota bakmayacağım. Küre olmayacak zaten. Hayalet yazı defteri alıp geleceğim. Onu kontrol edeceğim. Çünkü ben Poltergeist olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Sonuna kadar gideceğiz sonuçta. Yazı defteri. Her ihtimale karşı
tane de kamera alalım. Normalde hayal külesi yok. Şunu şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Bu arada dondurucu soğuk gördüm gibi oldu. Yanılıyor muyum? Bakalım. Ya. Aklım gitti lan. Manyak ya. Dostum tamam, odanı bu kadar seviyor olabilirsin. Bir şeye bakıp gideceğiz sadece. Niye bu kadar zorluyorsun sen beni? Akıl sağlığımı oynuyorsun şu an. Şimdi tütsüyü alalım, bir yapalım hemen seriden. Normalde ben tütsüyü oyun bitimine doğru, hani av sırasında kaçmaya çalışırken, avı işte iki kişi oynadığımızda falan arkadaşımı kurtarırken, o tarz zamanlarda kullanıyorum. Görev olsa bile ikisini aynı anda çıkarıyorum o şekilde. Dondurucu soğukla ilgili şu an bir belirti yok. O yüzden tam küre olmayacak zaten. Projektör. Bak tam girerken saldıracak şimdi, tamam mı? Bak şimdi tam burada. Saldırmadı. Bir fotoğraf makinesi alalım, bir tane tütsü alalım, içeride hayaletle baş başa kalalım artık. Fotoğraf makinesi. Şu an için fenere ihtiyacımız yok. Korku dolanlar başlasın. Saldıracak. Sefer fotoğrafını çekeceğim. Give us a sign. Show yourself. Show yourself. Senin çocuk odasında ne işin var anlamadım ki. Kapıya dokun. Pencereye dokun. Ben hariç her yere dokunabilirsin. Vay, projektör var. Fantom mu? Fantom. Okey. Dostum, işimizi biraz kolaylaştırdın sen bizim. Biraz fotoğraf çekelim. Şimdi avlanmasını engelleyeceğiz. Biraz kızdırırsak yapabiliriz diye düşünüyorum. Parmak izi, kanıtlar tamam, hayalet tamam. Akıl sağlığı hapı içmek istemiyorum. Çünkü biraz saldırmasını istiyorum. İnşallah öldürmez. Ama aklım çıktı. Ruh hastası. Sen ne manyak bir şeysin ya. Güzel, 3 fotoğraf kaldı. Yani ayna değil de şöyle bir vudu bebeği, tarot kartı falan olsaydı çok mükemmel olurdu ya. İyi, düşürmüş akıl sağlığını. Güzel, haçla avlanmasını engelleyeceğiz. Şimdi ne yapalım? Hemen şöyle. Almayacağım ya. Bir tane haçla idare etmeye çalışacağım. Bir de kapının çok yakınındasın sen ya. Şunu da elleyip durma. O kadar yakın mesafede çıkıyor ki. Saldırıyor mu saldırmıyor mu anlayana kadar kayboluyor zaten. Buna dokunmuş olmalısın. Aynen. Bir daha geçti önümden. Şuradan şöyle arkaya doğru geçti.
Yani normalde gerçek hayatta insan böyle hayalet olan biri bırak görevlendirmeyi gelmeyi, evet, haç çalanmasını engelledik bu arada. Haç yanmaya başladı. Bütün ışıkları kapattın mı? Aynen. Yani yapacağın zaten buydu senin. Sen mi açıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşağı kadar gitmeyeceğim ışıkları açmaya. Zaten saldıracak. Durdu. Birkaç saniye içinde saldıracak. O yüzden şurada kaçmaya hazır pozisyonda beklemek daha mantıklı. Bak şimdi. Nasıl saldırı başlatıyorum. İçeride bir şey attı yere. Evet, ikinci saldırıda. Evet, şu an saldırıyor. İkinci... Lan. Hadi koş. Kapı nerede? Of. Manyak ya. Yalnız o arada konuşmak istedim ve konuşamadım, dilim düğümden. Hagrid sağlığını paramparça etti. Evet, ne kaldı? İki tane fotoğraf kalmış. Gidip onları da çekelim. Bu işkence bitsin artık. Sen kal. Fotoğraf makinesi nerede? Senin işin var burada. Bir saniye, kendime gelmeye çalışıyorum şimdi. Üzerime üzerime nasıl geliyor ya? Evet. İyi, tekrar buradayım. Korkmuyorum senden. Nasıl olsa haklısın. Bak, yine geçti önümden. Bana kendini göster. Show yourself. Give us a sign. Do something. Acaba... Evet. Bak, buradan geçiyorsun. Her yerden geçiyorsun. Dostum, bir işaret ver bize. Bak. Tamam, buraya dokunmuşsun. Buraya dokunmuşsun. Her yere dokunmuşsun. Çok güzel. Bir şey attı yere yine. Şurada bir şeye dokundu ama. Give us a sign. Ya bir tane fotoğraf kaldı, gideceğim işte, neyi zorluyorsun? Ben seni nasıl kışkırtacağımı çok iyi biliyorum da. Biraz da endişe ediyorum, yoksa halledeceğim o işi de. Şimdi sen şöyle dur bakalım. Şu an için. Oo, inanılmaz hızlanmış yalnız. Evet, bayağı da hızlandı. Hopa, bana ha. Şuradan bir uzaklaşalım. Yani seninle maç yapmak isterdim ama vaktim yok. Görüşürüz. Koş 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 koş. Baş belası ya. İşte gördüğünüz gibi çok da korkulacak bir şey yokmuş. Burayı seviyorum aslında. Biraz küçük bir map ama bir de buna benzeyen evler var. Onları da seviyorum. Mesela Edgefield falan, ismini tam telaffuz edemiyorum. Hani doğru bilenlere şimdi saygısızlık olmasın. Mesela onları da çok seviyorum. Bir de ahşaptan evler var. Onları çok sevmiyorum çünkü içerisi çok karanlık. Işıkları yakmadan çok fazla içeride kıpırdayamıyoruz. Yani ben yapamıyorum yani açıkçası. O yüzden bu sokaklar, bu evler çok güzel. Banto.
Harika, mükemmel. Hayal ettim türünü, doğru tahmin ettik. Hedefler tamam, fotoğraflar tamam. Kemiği unuttuk ya. Özellikle de oyunun başında söylemiştim kemiğe bakarım sonra diye, unutmuşum. Sıkıntı yok. Şimdi artık bir sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız artık bu saatten sonra.